büyük birlikte. İnsanca ve hakça bir düzen iste. Müzik Hilal, büyük birlik partisi. Hür, Hilal, büyük birlik partisi. Değerli gönüldaşlarım, bakın Türkiye'de bir cinayet işlendi. Bu cinayetin arkasından tartışılanlara bakın, konuşulanlara bakın. Hrant Dink cinayeti vesilesiyle milliyetçilik etrafında koparılan fırtına, bir olayı tartışarak arka planını ortaya çıkartmak arzusu değil, onun üzerinden milli hassasiyetlerimizi tahrip etme gayretine dönüşmüştür. Şu anda yapılan tartışmalar, değerlendirmeler, bir cinayetin niçin işlendiğini, arkasında neyin olduğunu, bunun sonuçlarının Türkiye için ne anlam ifade ettiğini konuşmak ve tartışmak yerine cinayeti sorgulamak ve cinayeti yargılamak yerine tam tersine bunun üzerinden hareket ederek milli değerlerimizi yargılamak, milletimiz adına korumakla mükellef olduğumuz kültürel değerlerimizi aşağılamak, Türklüğü aşağılamak, Türk milliyetçiliğini yargılamak, onu sanık sandalyesine oturtarak suçlu muamelesi yapmak gayretkeşliğine dönüşmüştür. Adeta böyle bir hınç var orta yerde. Milliyetçilik linç edilmeye çalışılıyor. Ama cinayeti tartışmak ve yargılamak yerine milliyetçiliği tartışarak, milliyetçiliği yargılayarak, milliyetçiliği suçlu sandalyesine oturtmak isteyenlere buradan söylemek istiyorum. Tarihin var olduğu günden bu yana var olan Türk milletinin değerlerine kıl kadar zarar veremezsiniz. Türk milletinin töresine, kültürüne, inançlarına, bağımsızlık şuuruna, hürriyet aşkına, var olma kavgasına kıl kadar bile zarar veremezsiniz. Şimdi bu cinayetin arkasından bir de Büyük Birlik Partisi'ne karşı bir linç girişimi var. Büyük Birlik Partisi'ne yönelik iftiralar devam ediyor. Bir fotoğraf karesinden bakın neler çıkarttılar. Sonra fotoğraf karesi içerisinde bizi suçlamak için kullandıkları kişinin üzerinden şimdi derin devlet tartışması yapılıyor. Onun arkasından başka tartışmalar yapılıyor. Şimdi de 4 yıl öncesinde olmuş olayları şimdi gündeme taşıyarak Büyük Birlik Partisi'ni odak yapma gayreti içerisine girenler var. Bugün de bazı gazetelerde yine efendim Büyük Birlik Partisi para vermiş. Bunların hepsiyle mahkemelerde hesaplaşacağız. Yargı sürecini etkilemeye çalışan, yargıyı yönlendirmeye çalışan, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, soruşturmanın gizliliğine rağmen soruşturma içerisinde yer almayan konuları varmış gibi basına yansıtan, kimi kişisel ilişkileri parti ilişkisi gibi takdim eden, kimi kişisel davranışları Büyük Birlik Partisi'nin davranışı gibi kamuoyuna yansıtanlardan hesap soracağız. Yağma yok. Öyle ucuz yok. O kadar ucuzluk yok. Bu saygısızlıktır ve edepsizliktir. Herkes haddini bilecek ve yerine oturacak. İktidarımızda bahane üretmeyiz. Derin devlet var. Sığ devlet var. Efendim
yaptırmıyorlar, yapacağım ama müsaade etmiyorlar gibi bahaneler bizim kapımızdan bile geçemez. Biz bir tek devlet tanırız. Laik demokratik hukuk devleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti tam anlamıyla, gerçek anlamda fikir hürriyetinin, inanç özgürlüğünün, teşebbüs hürriyetinin gerçekleştirilmiş olduğu demokratik bir ülke olacaktır. Demokratik Türkiye'mizde devlet içinde devlet tanımayız. Bahane de üretmeyiz. Kimseye de çeteleşme imkanı ve şansı vermeyiz. Bu iktidar sadece Cumhuriyet döneminden, hatta Osmanlı'dan beri kalan büyük ekonomik kuruluşları haraç mezat satmakla meşgul olmaktadır. Bu iktidar topraklarımızı satıyor, bankalarımızı satıyor, madenlerimizi satıyor. Bu iktidar yabancı sermayeye Türkiye'yi cennet ederken yerli sermayeye, sermaye için cehenneme çeviriyor. Yabancı sermaye içeriye geliyor, milli sermayemiz dışarıya kaçmak zorunda kalıyor. Yabancı sermaye yatırıma, üretime gelmiyor. Yabancı sermaye karlı kuruluşları alıyor, sadece kar transferi yapıyor. Hazine bonosu alıyor, borsada oynuyor. Sıcak para olarak dönüyor. Döviz alıyor, TL'ye dönüştürüyor. Faiz alıyor, vergi ödemiyor, daha çok kazanıyor ve daha çok sömürüyor. Ve giderek ülke bir sömürge ülkesi haline dönüştürülüyor. Bir müstemleke ülkesi gibi başımızdaki iktidar yetkilileri de bir müstemleke valisi gibi davranıyorlar. Türk milletine hesap vermesi gerekenler Amerika'ya koşup koşup hesap veriyorlar. Soygunu vurgunu kaldırmak için, yalanı falanı durdurmak için.